Hep beraber bir posta utanalım, buyurun. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl geçecek kendi partide? Parti. Ne bu abi? Tatil hakları düşünüyorsun. Abi, nasıl olacak abi? Tatil harika olacak ya. Şimdi 5 yıldızlı Rixos otele gidiyor. Kodumun fakirleri otobüsle gidiyorlar. What kind of... What kind of... What kind of zenginlik ya, neyse. Şükrü burada niye numaralı gözlük takıyor abi? Biri bana bunu açıklasın. Karşınızda garson Ferit. Ya çok tatlı değil yani. Onu inanmadım. Şerefsiz çifti. En uyumlu çiftle ya. Onu diğer bir kardır. En önemli biziz. Aynen. Tatilin kaçıncı gündeyiz? Birinci gündeyiz. Birinci gündeyiz ve inanılmaz yorulduk. Bire kadar sayamıyorlar ya. Böyle bir acizlik var mı abi? Gerçekten çok fazla yok ve sürekli yemek yiyoruz. Ama çok güzel. Çok güzel Melisa Türk yemekleri yiyor özellikle. Abi ne kadar görgüsüzsünüz ya. Abi sonunda Ferit de utanmış ya. Bizim kadar Ferit de utanmış. Şuradaki isyana bakar mısın ya? Abi Haydar yok, Arma İnsan yok. Bir tabak alır, iki tabak alır, dört tabak almak. Dört tabak almak ne abi ya? Şerefsiz. Şükrü ne yapıyorsun? Keyif. Önceden yazılmış bir satır, okunmuş orada. Hoş olmamış. Ya poz versenize siz. Evet, videoda poz ver. Melisa'nın seksi suratı abi. Poz verin deyince seksi surat bu oluyor abi. Abi bak, bak. Vay be, şerefsiz. Üstüne şerefsiz. Evet, tatil videomuzda kaldığımız yerden... Abi en sevdiğim yer burası, en sevdiğim yer burası. Abi burada çok utandım, izliyoruz abi. Devam ediyoruz, bir yemek yiyoruz. İtalyan restoranına geldik. Ne yedik Şükrü? Hadi bakalım, isimleriyle söyle. Dimazio. Yalnız videonun baştan sonra Şükrü'nün o kadar sikinde değil ki, daha sikinde olamazdı yani. İnanılmaz yani, Şükrü'nün o kadar sikinde değil. Bak orada bir şeyler dönüyor, adam önündeki tatlının derdinde. Ekmeğinin peşinde. Ne kadar da ekmeğinin peşinde bir erkek ya. Bayılıyorum Şükrü'ye. Şükrü gibisi yok abi. Teyze zaten. Little Caesars. Little Caesar pizzaydı pardon. Normal. Caesar salata üstünden espri yapmaya çalışan Ferit, Little Caesars yedim diyor ya. Bu kadar düşük bütçeli film Caesar çekilemez ya. Bu nedir ya? Salata çok iyi. Şimdi tatlarımızı söyledik. Ben tiramisu söyledim. Adı neydi? Olmanı bulamadık ya. Portekito. Sıcak çikolata öyle bir şey. Sufle, dondurmalı sufle gibi bir şey. Ve böyle. Ne oldu? Of. Durmadı ki dengede. Ne dengesi? Ayağa kalkamadı. Sanırım burada üçlü deve yapmaya çalışmışlar. Ferit omzuna Melisa'yı almış. Sonra Ferit Şükrü'nün omzuna çıkmaya çalışmış. Üstüne sakatlanmışlar muhtemelen kafaları havuzun dibine. Bir de benim anlamadığım, otel o kadar boş ki. Herhalde bunlar bedavaya kaldılar. Ben hayatımda bu kadar boş 5 yıldızlı otel görmedim Antalya semalarında. Havuzdalar, havuz bomboş. Restorandalar, restoran bomboş. Diskodalar, disko bomboş. Abi! Sadece siz mi vardınız ya? Geceliği 40 liraya mı kaldınız? Bomboş oğlum her yer. Oğlum sen kimisi taşıyabilir misin? Kimisi taşıyabileceğime nasıl inandın ya? Abi burası çok kötü ya. Tatil beldesinde denizi hayatında ilk kez görmüş, burnunu tutarak suya dalan kız portresi. Yani bir adalı olarak, bir Antalyalı olarak
hayatını denizlerde bir balina yavrusu gibi geçiren bir insan olarak, geçirmiş bir insan olarak, şunları gördükçe amık plebleri girmeyin denize diye içimden geçirmişimdir her seferinde. Bugün buradayım, Almanya'dayım. Hava 20 dereceyi zar zor geçiyor. Fakat her gördüğümde yine tiskiniyorum ya. Burnunu tutarak suya dalınmaz abi. Sen kendi hava yollarını, ağzının burnunun içinde, kafanın deliklerinin içindeki hava yollarını kendin kontrol edemiyor musun basıncını ya? Burnunu tutarak suya dalmak ne? Allah kahretmesin, bu ne ya? Birisi zaten Alman köylüsü, o nereden anlar da? Bak abi, bak utanç tablosu ya. İkisi birden burnunu tutuyor ya. İğrenç bir sahne. Plebler yani. Şükrü'nün yine sikinde değil. Bu adam o kadar sikinde değil ki, daha sikinde... Ne yapıyorsun amık plebi diye bak. Şubat'ta gitmiş herhalde. Plebler. Yok, bu yeni video hocam, taze çıktı. Çok eğleniyoruz ya. Deme, sen anlamayacaksın. Çok eğleniyoruz. Burada boş. Burada boş abi, tek bir başka insan yok. Ha, giysisini gösterdi Duygu. Oradan herhalde kızlar arasında bir şey bu. Bakın giysim ne kadar güzel. Oysa ki ben giysiyi hiçbir şekilde tedarik edemedim. Çünkü ışıklandırma o kadar kötü ki giysinin neye benzediğini bile anlamış değilim. Ama belirli bir kız çıkıp da ay bu giysi çok güzel ya da ay hiç beğenmedim, sana yakışmamış hayatım falan gibi yorum yapar herhalde. Bizi ilgilendiren bir nokta değil o üstten çekilmiş poz. Bilmiyorum, beni pek alakadar etmedi. Biz best friends olduk. Aynen. Best friends oldular. Modelinden olduk. Ne oldu? Ne modelinden oldu. Bye bye. Elveda Aleksu. Elveda Ankara. Görüşmek üzere. Şükrü'nün yine sizinle değil. Abi senin sponsorun olan OyunFor güvenilir mi? Yani GTA 5 için 120 lira diyor da bir garip geldi. Güvenilir abi. Bir sıkıntı olursa bana söyleyin. Ben ofislerini, pazar hepsini döverim. Çorkaşa hayatım. Çorkaşa. Counter Strike falan da çok ucuz. 20 liralık çekilişi katından direkt Counter Strike alabilir mesela. Abi bak, fotoğraflarda karakterlere odaklanmayın. Abi lütfen fotoğraflarda karakterlere odaklanmayın. Mekanın ne kadar boş olduğunu odaklanın abi. Bakın, Ferit dışında bulunan tek kişi çalışan. Bakın İller Minati, ben size çözüyorum olayı. Kapatır mısın artık? Utanma sınırlarımızı zorluyoruz. Yeter gece gece lütfen. Ya best friends olacağım gece gece. Hocam bakın mekanın boşluğuna bakın. 50 liraya kalmışlar geceliği. Bak boş. Burası havaalanı. Havaalanı diyorum, pardon, otobüs garı. Havaalanında ne arar? Fakir bunlar. Havaalanında ne işleri var? Otobüs garı. Bavullardan anlayabilirsiniz. Bakın boş. Gerçek bir nostalji yaşayacaksın. Efendi kaptan, bakacağım ona. Bakın arkadaşlar, burası biraz dolu çünkü burası otel değil. Burası gidilen bir turistik bir bölgedir. İskele kenarı. Otelin iskelesi olmaz çünkü. Limandalar. Bakın otel boş. Bunların dışında tek bir insan var suda. O da uzun saçlı Şükrü. Saçını uzatmıştı o gün. Bir günlüğüne uzatmıştı. Boş. Resepsiyonda çalışan iki handaval var. Boş. Boş. Şezlonglar bomboş. Odalar bomboş. Balkonda kimse yok. Şükrü'nün bu dünyada siklediği sayılı şey var abi bence. Katılıyorum abi. Şükrü gerçekten öyle. Hiç siklemiyor. Boş abi. Boş. Tek bir başka insan görüyor musunuz? Bak. Ne kadar geniş çekilmiş. Bir tek fotoğrafı çeken insan var. O da orada çalışan bir garson. Ve Ferit'in kalbinin atışına bakın. Heyecanı görüyor musunuz? Deden atıyor. Telefonu düşürme orospu çocuğu. Yenisini alacak param yok diye heyecandan ölüyor orada. Şükrü'nün yine sikinde değil. Şükrü'nün yine sikinde değil. Ferit ölüyor heyecandan. Çünkü telefonu düşürme oç. Kalbi güp güp atıyor. Bakın arkadaşlar. Sikinde değil. Boş. Bomboş abi. Bomboş. Elinde bir viski bardağıyla dolaşan bir insan bile yok. Bomboş abi. Kimse yok. Işığı kapatın bari de yazmasın. Boş. Boş. Yine sadece bildiğimiz iki insan var. Dolu. Neden? Çünkü burası plaj.
Burası halka açık bir plaj. Paraları paralı plaja girmeye yetmemiş. Halka açık plaja girmişler. Burası dolu olabilir. Çünkü buraya herkes gidiyor. Köylüler de gidiyor. Ne kadar ilgi, ne kadar da ilgili bir yayıncı. Ayrıca ilginç için teşekkürler. Kappa. Ne demek hocam? Bakın otelden çıkıyorlar. Orada ufak bir sahne var. Orası bile boş abi. Ya yemin ederim orası bile boş bak. Bak abi. Bomboş ya. İnsan yok abi. Bak. Köpük dansı bomboş. Boş. 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 Dolu. Halka açık plaj. Ne demiş? Köpük de bizim evden demiş. Evet. Çamaşır suyunu, şeyini, bulaşık deterjanını almışlar. Köpürtüp içinde dans etmişler. Köpüğü evden getirdik diyor. Tamamıyla haklı. Durun arkadaşlar, birisi bir şey de bulmuş bakalım. Nostalji yaşayacaksın demiş. O linki merak ettim gerçekten. Bir bakacağım hemen. Bir donasyon var, hemen ona da bakayım. Otel sahibinden mesaj getirdim. Otelin adı Andava Otel. Doldurursanız sevinirim. Geldiğinizde odayı bedavaya vereceğim dedi.